Ben 2015 yılında Mersin Tabip Odası Genel Sekreteriydim ve Emek Demokrasi Platformu'nun toplantılarına Mersin Tabip Odası adına katılıyordum. Bu anlamda tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 10 Ekim'e gitmeye karar verdik. Biz buradan 15 otobüs üzerinde bir kitleyle gittik Ankara'ya. 7 Haziran 2015'te bir genel seçim yapılmıştı. Ve bu genel seçimde AKP ilk kez yani işte 2002'de iktidara geldiğinden beri 13 yıldır ilk kez tek başına şey yapamıyordu, hükümeti kuramıyordu. Bu nedenle de ciddi bir kriz başlamıştı. Ve hemen 10 Ekim'den hemen önce de 7 Haziran'da şey yapamadı, hani oluşturamadığı çoğunluğu oluşturabilmek için işte çok ciddi e, terör eylemlerine başlamıştı iktidar. Ve bunun için 20 Temmuz'da e, Suruç'ta 30 gencin öldürülmesine göz yummuşlardı. Yine daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 22 Temmuz'da iki tane polis e, Şanlıurfa'da yine öldürülmüştü. Fail meçhule cinayete gittiler. Ve hemen ardından hükümet şeyi barış sürecini sona erdiğini açıkladı. 29 Temmuz 2015'te onu da yanlış anımsamıyorsam. Ve sonra da bir dizi böyle bir karanlık eylem şeyine girmişti Türkiye. ve ve 12 12'me gittiğimizde de hani dikkatimizi çok fazla çeken bir şey vardı. O da hani biz bütün eylemlerimizde yüzlerce binlerce polis olmasına rağmen o gün Ankara'da biz bir tane bile polis göremedik. Yani ne bir arama vardı, ne böyle bir önlem vardı, hiçbir şey yoktu. Yani e, emniyet güçleri tamamen geri çekilmişlerdi ve biz e, istasyon e, alanında toplanıp Sihire doğru e, yürüyüş yapacaktık ve istasyon alanına girişte falan hiç kimse aranmadı. En ufak bir Em, 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 ...emniyet e, şeyi alınmamıştı, tedbiri alınmamıştı. Biz yaklaşık e, 50-60 kişiydik TTB kortijinde, yani doktor olarak 50-60 kişiydik. Hepimiz birden, yani ilk bomba patladıktan sonra... ...bombanın patladığı yere doğru gittik koşarak. Ve biz daha e, yere varmadan ikinci bomba patladı. Yani herhalde ar aralarında 3-5 saniye ya vardı ya yoktu. Böyle bir e, cinayetti, böyle bir katliamdı. Yani çok fazla sayıda e, yaralı vardı. Yani yüzlerle ifade edilebilecek yaralı vardı ve çoğunun da durumu çok ağırdı. Biz işte o 50-60 doktor, bu yüzlerce yaralıyı işte hayatta tutabilmek ya da işte yeni can vermiş olanları hayatı döndürmeye e, çalıştık. Çok ciddi bir, tabi orada e, sağlık örgütleri de vardı, SES başta olmak üzere çok sayıda hekim olmayan sağlık personeli de vardı. Tüm onlarla birlikte insanları yeniden canlandırmaya ya da işte hafif yaralıları ambulansa ya da özel araçlara bindirip hastanelere yetiştirmeye ama daha çok da bir canlandırma faaliyeti gördük biz. Bomba patlattık, patladıktan yanlış hatırlamıyorsam 15-20 dakika sonra ortalık bir gaz bombasına boğuldu. Sonradan öğrendik ki yani işte önlem almayan, ondan sonra hiçbir zaman görevde o an için bulunmayan emniyet güçleri gelmişler ve işte olayı protesto etmeye çalışan, ondan sonra işte yakınları ölen e, ya da işte arkadaşları ölen e, ya da çok ağır yaralanan oradaki insanlara işte dağılmaları için e, gaz bombaları atmaya çalışmışlar. E, kalbi çarpan ama nefes alamayan bir vatandaş vardı ve bunu işte kalp masajı yapıyorduk, e, sorunum desteği sunmaya çalışıyorduk ve <laughs> gaz geldiğinde biz e, bırakıp e, o vatandaşı o şekilde bırakıp e, gazın etkisinin dışına çıkmaya çalıştık. Çünkü biz de nefes e, alamaz duruma gelmiştik ve bu anlamda e, bir e, beş dakika falan e, o, o gaz sahasının dışında nefes almaya çalıştık. Sonra neyse işte gözlerimiz yana yana yaşara yaşara gittik e, şehrin yanına, yani bıraktığımız kişinin yanına ve ne yazık ki ee, onu orada kaybetmiştik. Yani hani kurtarabilir miydik bilmiyorum çünkü çok ağır yaralıydı. Ama yani e, saatlerce, dakikalarca e, bomba patlayana kadar orada olmayan e, emniyet güçleri ne yazık ki bomba patladıktan sonra, bombalar daha doğrusu patladıktan sonra sahaya çıkmışlardı ve bu sefer de belki özellikle yaralılara müdahale etmememiz için, belki başka nedenlerle şu anda adını koymakta gerçekten zorlanıyorum ama yani etrafı gaz bombasına boğdular ve bu nedenle de sadece bu nedenle bile ölen 3-4 kişi daha oldu. İktidarın aslında barış gibi, demokrasi gibi, insan hakları gibi bir şeyi olmadığını, derdi olmadığını, tek derdinin iktidarını sürdürmek olduğunu biz aslında az çok biliyorduk. O nedenle de yani böyle, ama böyle bir e, hani bombaların patlayacağı ve 103 tane insanın orada can vereceği bir tabloyu bu iktidardan bile biz beklemiyorduk. Bu nedenle de hani biz e, çok güle oynaya gitmiştik oraya ve ne yazık ki 103 tane insanı e, ölümüyle karşılaşarak hani belki de bizi yıllarca bırakmayacak bir e, sıkıntı içerisinde bir psikolojik durum içerisinde olduk. Bu 40 yıl boyunca e, belki de 100 bin civarında insanı kaybettik biz. Hani bu bir yandan Kürt gençleri öldü, bir yandan emniyet güçleri öldü ve ne yazık ki hala da ölmeye devam ediyor. E, bu anlamda hani ben e, bir kere e, Kürt sorunun çözülmesi için bile, bu savaşın bir an önce durması gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyin tüm tartışmaların yani nasıl bu sorunun nasıl çözüleceğine dair tartışmaların bile barış ortamında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu nedenle bizim tüm emek ve demokrasi güçleri olarak barışın tesis edilmesi konusunda Bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını, elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Barıştan başka çıkar yolumuz olmadığını düşünüyorum.